Arkadaşlar, Süheyla'nın odasına baskın yapmaya gidiyorum. Bakalım ne yapıyor. Zerre inanmıyorum. Kuza zerre inanmıyorum şu an. Ben neye inanmıyorum biliyor musun? Ağa babası gibi böyle oturmasına. Ben ya bile bak ben bile böyle oturup daha bu zamana kadar bir insanoğluyla böyle oturup konuşmadım. Azrail hep böyle konuşuyor. Ben asıl inanmama sebebim ne biliyor musun? Hı? Bu odanın bu kadar toplu olması. Ahre. Baksana bir Nurettin, sen bu odayı hiç böyle toplu görmüş müydün temizlik dışında? Hayır, diyor. Odam topluydu. Kapat telefonu ha. Kapat lan. Kapat. Kapat. Ay bak inanmıyorsun. Ne yazıyor? Vampirella. Bu kim? Azra. E benim telefonumda ismiyle kayıt olmayan biri var. Kardeş yazan ne yani? Kim ne olduğunu bilemez. Erkek olup olmadığını. Bir sürü var bakalım. Hayır verme. Kare kafa var. Ses vereyim mi diyor bak. Azra'cığım. Azra selam de. Azra'cığım. Selam. Selam. Tekrar yarın, de. Yarın videoda duyarsın sesini. Azra'yla konuşuyorum. İnan artık. Yalan. Hadi çık odamdan. Pardon. Oğlum, odamdan çık değil. Beni kovuyor oğlum. Pardon. Aynısını bana yapıyor. Burası senin odan değil ki. Orada onun odası değil. O senin odana gelip çık odamdan veriyor evet. Sana. Sen öyle mi yapıyorsun? Ne haklı? Ya uyku mesela tutmuyor ya. Gidiyorum abi. Bura benim odam diyor. Uyuyacak oluyor. Ben yastığı yorgan alıp bir yere atıp gidiyor. Anlıyorsun değil mi senin oğlun ne tür eziyetler çekiyor? Şimdi anladım oğlum. Çok üzüldüm senin anne. Adına. Odalarınız bir de karşılıklı. Maalesef. Gelip bir de gece koyusu tıklayıp uyudun mu diyorum arada. Uyumuş olsa bir de. Açıp uyudun mu diye sallıyor. Niye benim odama baskın yaptınız ve benim muhteşem sohbetimi böldünüz? Biz her zamanki gibi seni dağınık yakalarız diye düşünüyorduk ama. Yo. Aha! Buldum. Odan onlar ne orada? Yok. Ve dört kat aşağı inemem. Her odaya çamaşır sepeti mi koymam istiyorsunuz çöp acaba? Çöpü içine atarım ben. Yok ya. Ne ama ne yani? Çamaşır sepeti koymuyor. Çöp koyuyor. Bu ne Süheyla? Ne ne? Bu. Hangisine? Burada yazanlar ne? Ha bak şu şeyin. Neydi o? Şu vardı ya. Nasıldı? Uğraştırıyorsun. O. Güzel değil mi? Gidiyorum ay. Gündüz gece. O muydu? Ay, evet o. Yok be mi? Uzun ince bir yol değil mi? Hatırlamıyorum. Odamı terk et. Hadi işine işine Allah. Bura benim. Gece odana gelirim git. Git. Bak gece daha kötü. Kalk git. Aa, ben onu burada unutmuşum. O bilgisayar sana. Sana mektup hazırlarken şey yapmış. Evet o normalde mutfakta kullanılan bir evet, makas. Evet makasım yok. Makasımı kaybettim ki ben bu. Senin kendi kırmızı makasın nerede? Kaybettim. Ana. Anneme. Anneler günü için. Bak umursamaz. Burada umursamaz ev çocuğu ben değilim. Bu. İstersen bir baskı da senin odaya yapayım. Hadi, ne halde gel, kim bilir. Gel donlarım benim her şeyim. Temiz ortada. Yalan mı söyleyeceğim gel. Kapatabilir miyim? Bak temiz ortada. Yalan mı söyleyeyim? Mis gibi oda. Ne yapayım? Onun gibi yapmacık mıyım ben? Telefonla konuşuyor hala. Ben telefonla mı konuşuyorum? Şu kıyafetlerini yerden al. Neyi var? Bir çift çorap var. İyi kirli çoraplarını koklamak için yere atıyorsun. Kokusuyla uyumak çok hoşuma gidiyor. Allah Allah. Bak Süheyla'nın hırkası bile bende. Süheyla'nın hırkasını sen de işine. Giydim geçen gün. O mu yapılacak? Bu çünkü ya, bak. Çalıyor mu? Bak. Ne? Muyum fazla. Çalıyorsun. Hayır çalmıyorum. Sallama ya. Alt taraf bir simitini aldım. Geri aldım onu zaten. Bak gördün mü? Geçen dışarı çıkarken giydim bunu da. Nasıl? Aynı bu kombinde. Aha doğru. Aynı bu kombinle dışarı çıktım. Bu yüzden. Neyim var?
Hayır, neyim var? Hayır bak, her seferinde diyoruz ki pantolon giy, güzelce çık dışarı diyoruz ve eşofman aç. Ya kime kendimi niye beğendireyim ya? Ben böyle rahat giyiniyorum. Beğendir değil, çirkin oluyorsun. Tamam oluyum işte, ne güzel rahat rahat geziyorum. Çirkin hop birik hop birik hop birik. Gecede burada uyuyorum işte. Yok uyuyamıyor, ben geliyorum, tamam, rahatsız ediyorum. Bazen telefon çok uykuluyken suratıma düşüyor, çok sinirleniyorum. Babana doluyor. Çok sinirleniyorum. O kadar mı uykun gelene kadar oynuyor? Yoksa uyuyamıyor. Allah'ım ya Rabbim, hayırlısıyla şu korona bitse de normal yaşantımıza bir dönseydik. Evet. Ama abim normal yaşantısında da uyuyor. Bu kadar da değildi abim, normal bir hayatımız vardı. Bir dakika ya, bu evde en erken kalkan benim. Sallama istedim. Sor. Hayır, uyumadığı için kalkıyor. Hayır sor, ciddiyim bak. Gece kaçta? 8:30-9:10. Gece İftardan sonra yatıyorum. Doğru muyum anne? Sabah bir kalkıyorum, 9:30. Neden diye erken kalkıyor? Çünkü 8:30'da yatıyor. Sonuçta gene çok kalkıyor. Uyumuş oluyor. Yani 12'de yatıp 6'da kalkıyor. Hayır, bu ara normal uyuyor, normal kalkıyor. Çünkü düzene girdi uykusu. Çünkü kızıyorsun. Ağlıyor musun? Hayır, ağlamıyorum. Git bana benim, gidiyorum. Beni de al ya. Aa, oğlum mükemmel odasında kapatın. Güle güle. Işığı mı değil, kapı mı? Tamam, hadi bay bay. Bay bay. Muhteşem, odama gelmek ister misin? Sen ne ara topladın burayı? Video çekeceğiz sandım, ben topladım kızacağım diye. Ama kapı kol şeyini... Arkadaşlar. Bak, toplaması gerek. Orası kırıldı. Şurası da kırılmak üzere, zor tutuyor. O yüzden kapatma kapağımı lütfen. İşte bizim dolapçının eserleri. Yani. Kapağı açarken bir anda çatır tatlı üstüme dolap geldi. Bizim dolapçının eserleri maalesef. İyi bir dolapçı bulun siz arkadaşlar, dolap yaptırmak istediğiniz zaman. Anne neden şu dolap... Evet, pembe yaptırmayın. Sonucu bu oluyor. Mavi oda, pembe dolap. Evet, bazen her şeyde iyi seçim yapamıyorsun maalesef. Siz seçtiniz. Biz seçmedik. Bana dediğin pembeyi bak. Söylüyorum, şu var ya, şundan daha açık bir pembeydi. Beyaza yakın. Ben dedim ki güzel duracak. Pembeye bak. Hadi bir şey de. İşte. Siz benim dolaplarımı böyle seçtiniz. Neyse, hatırlatma dolapçıyı. Dolaplardan hiç memnun değilim, hatırlatma. Ayıcıkları mı gösteriyorum, dolabı mı gösteriyorum? Evet. Ama geri kalan bir kısmı burada. Orada. Bir kısmı orada. Ne yapacağız bu kadar ayıcıkla bilmiyorum. Na sana mı? Benim ayıcım ne olacak ben? Benle yaşıyorlar işte. Bak burada da var. Kalk düşüyor şu an. Hareket ettirmişim. Bence babanı çağırmalısın ve o dolabı tamir ettirmelisin. Ben hallederim. Olmaz. O şeyler, vidalar yerine geçmez. Geçse de geri çıkar işte. O yüzden kesin bir çözüm bulmamız lazım onlara. Arkadaşlar. Süheyla'nın konuşmasını da bölmüş olduk. Azra'cığım kusura bakma. Daha uygun bir zamanda daha güzel konuşursunuz. Biz biraz araya girdik ama sözde Süheyla'nın odasına baskın yapmıştık. Planlamıştık ama Süheyla'nın odasını bugün toplu yakaladık. Normalde hiç böyle toplu olmaz. Yalan. Bugün böyle bir durum oldu. Hayır, ne zaman toplu olmuyorum ben? Haftanın en fazla 4 günü toplu olmuyorum. Haftanın kaç günü kaldı geriye? 3. Aynı eşit işte, 3,5 oluyor. Yarısından sonra topluyorum, geriye kalan 3 kısmını da dağıtmıyorum. Tabii. Bugün dersin var mı? Bitti. Evet, doğru. Bugün saat 7'ye kadar. 7'den 8'e kadardı. Evet. Arkadaşlar bugünkü EBA dersi, yani canlı dersi 7'den 8'e kadardı. Tam bitti. Yemeğe anca yetişti Süheyla Oruç. Evet. Siz de derslerinizi aksatmayın. Okullar açıldığı zaman sıkıntı olmasın arkadaşlar. Evde kalın, derslerinizi aksatmayın. Tamam. Bir yerden bir sesler geliyor. Babam bir yerleri deliyor. Ben gidip bakayım. Neyle deliyor? Matkap sesi geliyor. Tamam, matkap elini almışken senin dolabı da tamir ettirelim. Murat! Murat!